Merhaba arkadaşlar, Buket'te Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizler için fincanımı kapattım, tarot destelerimde hazırladım. Bugün şöyle bir yenilik yapıyor olacağız. Kahvemizdeki bazı kritik soruları tarotlarla bakalım neler cevaplıyor diye onlara danışıyor olacağız. İkisini bu şekilde karıştırarak bir uygulama. Yani çünkü arkadaşlar tarot nerede diyen arkadaşlarım da var. Orasını o oh, tarot kanalımı astroloji üzerine ileride daha farklı şekilde karşınıza geleceğim. Ben e, netice itibariyle e, kolektif açılımı yapıyorum. E, hepimizin bugün birbirinden bambaşka sıkıntıları elbette ki var arkadaşlar. Siz kendi yüreğinizdeki neyse sıkıntınız ona niyetlenin arkadaşlar ben tüm pozitif enerjimi gönderiyorum uyanlar sizin olsun uymayanları evrene gönderiyoruz neyse halimiz o çıksın falımızda deyip şöyle sizinle de paylaşıyor olacağım gerektiği kritik yerlerde de tarotlara danışıyor oluruz arkadaşlar yorumlarınızı bu anlamda bekliyorum hoşunuza giderse bu şekilde devam ederiz artık bu sizin daha öncesinde Yüreklerinizi hoplatmış bir müjdenizle alakalı bir niyetiniz varmış ve gerçekleşmiş. Aslında belki de beklediğinizden daha hızlı olmuş bariz taştığı aşağı hemen gitti hızlı bir gelişme var. Şuradaki konuyla alakalı. Ee, yeni katılan arkadaşlarım için de ben sürekli açıklama yapıyorum. Çünkü bugün ilk kez dinleyecek arkadaşlarımız var. Ee, yaşanmışlıklar insanın zihninde meşguliyetini sağlar arkadaşlar. Yani hali hazırda. Ben de gördüklerimi enerji olarak da dile getiriyorum. Yıllar evinizi göstermez zaten. Hiçbir fal unutmayın. E, sadece son zamanlardaki yaşanmışlık varsa yansıtıyor. Yengeç burcu var burada bir tane gördüm. Bu yengeç burcu bir insan e, sıkışmış. E, şimdi burada gördüğüm bir e, parasal bir mesele var. Bu parasal meselede iki taraf ayrılmışlar arkadaşlar. İnatçı ve ketum bir insan. Burada da daha sakin ama bir şekilde sinsi de olabilir bu insan çünkü küçük de kalıyor. Sanki böyle yüzünü de gizlemiş. Yaptıklarının ortaya çıkmasıyla belki bir utanç duygusu içerisindedir ama bunun olan ortadaki iki kişiye olmuş diyebiliriz. Yazık olmuş o iki kişiye hesabı yani böyle birisi buraya birisi de buradaki insanı mecbur kalmış desteklemek adına. Baktığım zaman Yengeç Burcu'nun da arada çok net bir şekilde belki de bu olayı Yengeç Burcu olan kişi kişinin etrafında olandır. Ya da bu insan tetiklemiş. Bana kalsa bu yengeç burcu dediğimiz arkadaş biraz sinsilik yapmış haberiniz olsun. Şimdi siz bu olay sizin sanki dönüm noktanızmış gibi almışsınız. Yanı başınızda sizi destekleyeninizle beraber resmen onu sırtınızda almış gibisiniz. Ve baktığınız yer yenilik yani gelecek. Yani ilerimiz hani hedefimiz ilerisi der gibi. Ve burada aslında çok güzel bir gelişme yaşanmış. Belki de sizin ummadığınız bir yeni sayfa açılmış. Hani biz ne yaparız demişsinizdir, kaygılısınızdır. Fakat adınıza güzel gelişmeler olmuş. Bu biraz sizin dinlenmenizi sağlamış. Ve bugüne geldiğimde de aranıza sonsuzluk simgesi çıkmış bir insanla. Yani... Sonsuza dek bağınız var kan bağı olur bu can bağı olabilir ya da zaten hani öyle bir gelecek düşünürsünüz ki geleceğe yatırım yapmak için şey dersiniz yani bu öyle bir iş yapalım ki köklü olsun bizi uzun soluklu düşünüyorsunuz demektir. Sonsuzluk işareti uzun soluklu <laughs> ya da sonsuza dek hani işte belki de bir evlilik hayat birleştirme niyeti ne iki günlüğüne kimse hayat birleştirmez. Sonsa dek birlikte mutlu olmak adına atılan bir adım gibi düşünülebilir. Karşınızdaki 1-2-3 kişiyle konuşuyor. Bakın şimdi siz netsiniz. Sizin yanınızdaki 2-4-6 kişi var. Yani etrafınız biraz kalabalık arkadaşlar. Fikir veriyorlar. Bugün önünüzde size bir konuyla ilgili fikir veriyorlar. Ama siz bu insanların çok böyle dinleyecek bir karakter değilsiniz. Yani kendi bildiğini okur derler ya. Siz biraz böyle karar verince tamam diyen bir kişi olarak görünüyorsunuz. Karşınızdaki insan ortaklık kuracağınız, evleneceğiniz belki dostsuz bilmiyorum ama aranızda bir sonsuzluk ifadesi var. Dolayısıyla bu insan iki kişiden akıl alıyor. Şimdi ve bu iki kişiyi çok kıracak bir durum değil açıkçası. Yani bir hemen şurada neyle ilgiliymiş aldıkları, söyledikleri. Yani biz sanki üçümüz beraberiz. Bakın şimdi çok net mesela işliyor görüyoruz ki. Çünkü kişiye şey diyorlar ya biz üçümüz yeteriz. Hani sen bizden kopma. Bir şekilde yeni evlilik kuracaksa bile bu insan ee, şöyle oluyor. Bu kişi biz seninle birlikte geleceği gören ee, hani altın yumurtlayan tavuğu kaybetmek istemiyorlar yani. Çünkü sizinle beraber kuracağı her neyse onda da verimli olacak bu insan. Ve bu kişi onlar o iki kişi için de değerli. Biz üçümüz birbirimize yeteriz diyor. Yani sen biraz akıl çelme var. Açıkçası ee, bu ki biraz aslında hedeflerine dolaşıyorlar gibi arkadaşlar siz bu kişiyle ne zaman ki bu karşınızdaki o iki kişiyle yani biz yeteriz ya bir dakika deyip aklımı bulandırdıktan sonra bir fikir çatışması yaşarsınız. Yani bu önümüzdeki süreçte tam olarak bu hafta 10 gün gibi bir süreç vermiş buna sevdiğiniz insanla fikir çatışmasını tamamen diğer o iki insan sağlamış diyebiliriz buna. Ee, ama şimdi birbirinizden de niyet olarak da kopamıyorsunuz Bu aklınıza artık işlemiş Ben bu dükkanı açacağım siz ne derseniz deyin diyecek aslında Ama bu sizin önümüzdeki süreç bir fikir çatışması yaşamanıza da sebebiyet verecek Araya bu iki kişi diğer aklını kurcalayan iki kişi Sizinle alakalı arkadaşlar amaçlarına da ulaşmış olacak Bakın hep üçlü bakın hep üçlü kartlar çıkıyor görüyor musunuz? Yani bu bu kişi onlar için altın yumurtlayan tavuk arkadaşlar. Neresinden bakarsak bakalım. Yani elde etmek ya da sizinle beraber bu işe kalkışmaması için hani düşünün evleneceksiniz. Anne babasıdır belki de bilmiyorum. Kaybetmek istemiyorlar çünkü. bununla alakalı bir mücadeleniz var. Şimdi bir şöyle çıkmış açarınız var. Kilidiniz şu şekilde duruyor. Eee Bayağı siz önümüzdeki bir aylık zaman zarfında bu kişi ile karşılıklı oturup konuşacaksınız arkadaşlar. Ve çok açıkçası orada şey görüyor değilim kafası iyice karışmış bakın yine burada da sizden de kopamıyor. Ama karşı tarafın da etkisi altına girmiş çünkü karşı taraf ona ya bir şeyleri vaat edecek. E, sen mükemmelsin sen işte orada olmazsın sen şusun sen busun gibi e, bu insan oldukça komik. E, onlar giderse, o giderse sıkıntılı günler yaşayacaklarını düşünüyor bu ikili çünkü. Bu ikili biraz tehlikeli. Yani kayınvalide, kayınpeder gibiyse de arkadaşlar ya da e, düşünün firmada değiştirecek oradaki müdür, amir bayağı bir işlemeyi biliyorlar. Kişinin kafasını iyice karıştırmaya başarmış olacaklar. Bu önümüzdeki Ekim sonuna kadar sürecek bir süreç. Yani sizi bu anlamda karar vermeye zorlayacak bir süreçten geçeceğinizden bahsediyor. Hatta öyle ki sizin umudunuz bile yıkılacakmış gibi çünkü sanki uçurum kenarında tek başınıza kalmış oluyorsunuz kafanızda sadece bu anahtar ama biz bunu yapacaktık diye bu işi resmiyete de taşıyacaksınız bu anlamda hani gerekiyorsa resmi makamlara danışma durumunuz da olabilir diye biliyorum ve arkadaşlar bu ikili tehlikeli bir ikiliye dönüyor çünkü bu kişi oldukça araya da Cenin pozisyonunda iki kişinin arasında kaldığını görüyorum ve siz onu hep takip ediyorsunuz ama kasım ayında da bu işin sonuçlanması için emekler vereceksiniz arkadaşlar Sonunda bir parlanta görünümü var. Yani kişinin bakalım neye karar verecekmiş, kendisini kanıtlayacağı bir süreci var size karşı arkadaşlar. Yani sizin burada belki de bu kişiye olan inancınızı bitirmemeniz lazım. Kendisini kanıtlayacak bir de siz adak falan dilemiş olabilir misiniz acaba? dedim. sanki sizin en büyük hayaliniz buymuş ve gerçekleşmesi için de gerçekten çok dua ediyorsunuz o iki kişinin engelini bir iki ay kadar daha yaşayabilirsiniz. Özellikle sizin değil karşı tarafın çünkü kafası karışıyor. Bunu görüyoruz. Ama e, takip etmeye ve beklemeye devam etmelisiniz. Kendisini kanıtlayacak size. Yani haklı olacak ya da karşı taraflı olan bağını size yönlenecek ve kendisini sizden koparmayacak. Burada bir şekilde Dengeyi aslında onu sağlaması gerekiyor arkadaşlar. İşi kolay mı? O iki kişinin tehlikeli olduğunu söyleyebilirim. Büyük vaatlerde bulunduğunu söyleyebilirim. Ya da net bir şekilde. Ee, Hani çok etkiliyorlar yani. Hani sen evlatlıktan reddederiz kadar bir tehditle durumu söz konusu orada. Ama sizin adınıza Kasım'a kadar sürecek bir durum bu. Kasım sonunda o insanın size karşı kesinlikle gelecek olduğunu ve bağınızın kopmayacak olduğunu. Kasım sonrasında daha rahatladığınız bir sürece geçeceksiniz. Arada bir resmiyet var. Oradaki resmiyet belki de sizi resmi bir işinizinle de hani o, o süreçte bir resmiyet atlatacaksınız da diyebiliriz. Kaygılarınız artıyor. Ee, bu iki aylık süreç içerisinde biraz acı bağlarınız olacak ama hiç olmasın. Çünkü kişi size yine geri dönüyor olacak arkadaşlar. Hatta gözyaşınız da var diyebiliriz. Nazar alan bir enerjiniz var. Ağacın kökü çıkmış dalları nazardan ibaret. Yani aldığınız, yediğiniz, içtiğiniz, gittiğiniz, giydiğiniz her şey bir şekilde konuşulur. Hanece e, nazar çıkmış. Şimdi... Özellikle iki ay daha hava veriyor. Burada da diyebiliriz ki Kasım, Aralık belki de Ocak itibariyle önünüzü daha net göreceksiniz. Neresinden bakarsak bakalım iki ay belirsiz bir süreç yaşayabilirsiniz. Bu iki ay sonrasında da arkadaşlar e, rahatlıyor olduğunuz bir sürece gireceksiniz diyebiliriz. E, burada bir... E, U harfi görüyorum. Muğla'nın M'sini görüyorum. Bir Edirne'nin N'si var. Burada harfler çok karışık. Bir de iyi niyetlilerle iyi niyetli olmayanların fikirleri çatışmış. Bildiğiniz böyle şeytan hani çizgi filmlerdeki şeytan asalarının ama ters döndükleri var. Yani belli ki ayaklarına dolanacak bazı şeyler yaşanmış. Burada 5 rakamının net görüyorum arkadaşlar. Bu da sanıyorum ki en geç Ocak 5 diyebiliriz. Mesela çok ileriki bir tarihte yok. Ee, diyeceksiniz ki Buket Hanım bu iki ayı anladık da bu hafta ne yaşayacağız? Diyorum ki sizin bu hafta karışık fikir çatışması yaşama haftanız. O kişinin e, kesinlikle kafasının karışacağı bir sürece gireceğiniz bir süreç. E, bu süreçte öyle iki gün sürecek değil arkadaşlar. En az e, Kasım'ın sonuna kadar netleşmeniz sürecektir. Kariyer hayatıyla baktığım zaman e, önünüzün temiz olduğunu daha çok aile meseleleriyle yoğunlaştığınız bir dönemden geçtiğinizde bunun da işe biraz yansıdığı ama sonunda durulduğunu söyleyebilirim. Burada dimdik duruyorsunuz ve iki kişi de sizin yanınızda müdürsünüz. Yanınızda iki çalışanınız var. İşi yönetensiniz yanınızda iki yardımcınız var. Tabii ki de bu süreci tamamlayacağınız bir aylık var. Bir aylık bir döngü var. Bu döngü sonrasında sizin niyetiniz neyse lidersiniz ama iki, yanınızda iki kişi var yardımcıdır bir şekilde ya da sizin yöneticiliğiniz vardır ve bu yöneticiliğin yanında belki de bu insanlar sizin hani yandaşınız, dostunuz, güvendesiniz o iki insan sizi korkutmaz. Evliliğinizle ilgili baktığım zaman şimdi burada evlilik hayatı olarak baktığımda çok kalabalık. Yani burada sürekli bu iki insanın etrafında müdahale edenler var. Acaba bu da senin ailen benim ailem gibi durumlar mı yaşandığı mesajı vermekte. Bu biriniz için mutlaka bir anlamı var elbette ki. Ya da ben derim ki mesela bu kalabalık sizin düğün dernek kalabalığınızdır arkadaşlar. Yani siz evlilik hayatınızda birbirinizi sevensiniz. Çok net işliyor gördüğünüz üzere tarotta. Siz özellikle erkeğin kadına aşık olduğunu e, tarafların... Yani kişilerin aileleriyle alakalı yaşanmışlıklar varsa dahi burada kafa kafaya bir çift var. Keza aşık bu insanlar birbirlerine diyor. Hayatınızda biri henüz yoktur belki. Ama bilin ki arkadaşlar hayatınızda birileri bu ailelerle alakalı yoğunluklar yaşanmıştır. Bu bireyler. Hep aile demişsinizdir. Ama belki de artık aşk zamanıdır. Ve karşılıklı olarak birbirinize sevda anlamında gönül düşürdüğünüz birisi hayatınıza girecektir. Ve bir kalabalık mücadele mücadelenizden sonra mesela bana kalsa en geç Aralık ayında yaşanmıştı evliyseniz de yaşanmışlıklarınız durulur artık karı koca kabuğunuza çekilebilirsiniz. Ya da hayatınıza yeni öyle güzel biri girer ki bu aile sorunları da o da yaşamıştır sizi anlıyordur siz de yaşamışsınızdır yaralısınızdır artık dersiniz ki Haydi bakalım biz bir hayat kuralım. Çünkü önünüz aydınlık. Genel itibariyle Ocak itibariyle arkadaşlar daha rahatladığınız bir döngüye giriyorsunuz. Hatta boş konuşmalar var ama ben bu boş konuşmaları hep şey derim kulak asmaya değmez derim. O yüzden sizin de hayatınız etkilenmiyor zaten bu konuşmalarla. Ben sabah ve akşam olmak üzere iki ayrı bakımda karşınızda oluyorum arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin yorumlarınız benim için çok kıymetli. Dolayısıyla da ben şimdi böyle bir yenilik getiriyorum. Sizin için de bu iyi yani sizler de bu Tarota danışmak konusunda memnun kaldıysanız yorumlarınızı da belirtin. Bundan sonraki bakımlarımıza ikisini bir şeklinde de yorumluyor olabiliriz. Çok eş zamanlı çıktı farkındaysanız. Ailede mutluluk dedi. Bu çiftler birbirine aşık dedi. İki kişi müdahale ediyor dedim. Üç kişi şeklinde. Yani eş zamanlı işliyor tarotlarda. E, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Yorumlarınıza göre de bundan sonrasında bu şekilde devam ederiz. E, i̇lk gün itibariyle de desteklerini esirgemeyen bütün güzel yürekli arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Dinleyen, izleyen, takip eden, destekleyen. Devamlılığı adına beğeni ve yorumlarınızdır. Destekleyen e, aslında destekleyici oluyorlar. Onun dışında arkadaşlar e, tabii ki de hepimizin yüreğindeki sınandığı konular var. Herkes kalbinin ekmeğini yesin derim. Çünkü inanırım bu enerjiye çok İnsanoğluyuz arkadaşlar. Tabii ki de iniş çıkışlarla dolu bir hayat yaşıyoruz. Ve bugün o kadar mutsuzuz ki belki de. Buradaki bir kelime belki bize umut vaat etti. Ama hayat boyu umutsuz olmayın derim. Çünkü insanın sınanacağı şeyler sınırlı değil inanın. Her yeni bir gün bir sürprizle uyanabiliyoruz. Allah kötüsünden esirgesin diyelim. Dolayısıyla da size tek tavsiyem şudur. Bugün şer sandığını size hayır getirebilir. Ama bunu sadece size ancak yarın gösterecektir. O sebeple umudunuzu yarınlardan yitirmeyin. Gardınız olsun umut. Ee, i̇nsanı besler büyütür umutsuzluk zor şey. Bunun dışında tabii ki de en kötü zamanlarınızı, en sevdiklerinizle sebebiyet vermiş olabilir. İnsanın böyle beddua edesi geliyor. Diyor ki ya benim gönlümün yandığı kadar senin de şu gönlünü yaktığını göreyim ya Rabbim. Hani ver karşılığını ama işte karşılık temenni ettiğimizde karşılık görecek diye bir gerçekten ziyade. Aslında insan neyi yaşattıysa aynısını yaşamadan göçmüyor bu dünyada. Yani yaptıklarınız karmalarınız oluyor arkadaşlar. Gönlünüze, söylediklerinize, yaptıklarınıza dikkat edin. Astroloji eğitimi de alarak daha çok farkındalığım arttı. Tabii ki de donanımlandığım zaman sizlerle de kıymetli bilgilerle paylaşıyor olabileceğim. Benim size tek tavsiyem. Enerjinizi pozitife çevirin. Evren size bu konuda ne kadar güzel dönüşler sağlayacak kendi gözlerinizle göreceksiniz. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlığınızı psikolojik sağlığınıza dikkat edin. O modunuzu yarınlardan yitirmeyin ve herkes kalbinin ekmeğini yesin. Kalbinizdeki tüm güzellikler bir an evvel sizin olsun diyorum. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşçakalın.